Görüşürüz Mehpuş'um. Sen de, öpüyorum seni. Tatlım hoş geldin. Hoş buldum. Ay bu ne güzellik. Ah o senin güzelliğin. Ne haber? İyi tatlım ne olsun, şirket çalışıyoruz. Hadi gel bir kahve içelim. Ben sana Kemal'i soracaktım. Kemal nerede biliyor musun? Ya bir müzik meselesi var da onu konuşacağız. Tatlım onlar Murat'la stüdyoya kapandı. Belki de dediğin bu müzik meselesi için çalışıyorlardır. Ve çalışırken rahatsız edilmeyi sevmezler bilirsin. Ben de diyorum ki acaba bu fırsatı mı değerlendirsek? Çok uzun zaman oldu. Belki bana anlatmak istediklerim vardır. Ben seni çok ihmal ettim değil mi? Çok. Hadi gel. Şimdilik gidebilirsin Sinan. Ama gözüm üzerinde. Hala benim birinci şüphelim sensin. Asya'ya da bir veda edeyim ben. Aslanım aşağı indi, odasında değil. Buyurun Kemal Bey, bizi çağırmışsınız. Cenk gel benimle. Arkadaşlar herkes bir işini gücünü bırakabilir mi? Son zamanlarda bu şirketten çok fazla bilgi sızmaya başladı. Gizlilik sözleşmesi yaptık ama aramızdaki haini durdurmaya yetmedi. Şimdi son kez güzelce uyarıyorum. Eğer her kimse bu dost görünen düşman, şimdi söylesin adam akıllı tazminatını ödeyeyim, sonra şirketimden defolup gitsin. He, yok diyorsanız da eğer, ben araştırmam sonucunda bulursam çok kötü şeyler olur. Haberiniz olsun. Ne alaka şimdi bu ya? Sinan değil miydi zaten hain? Değilmiş işte. Çıkan oydu. Ha bir de buraya geldi. Ay sen bir kafanı kaldırsan neler göreceksin de. Evet kimse yok mu arkadaşlar? Güzel. Herkes bahçeye çıksın. Bilgisayarlar her şey masada kalsın. Hadi. Kemal Bey sunumu yetiştirmem lazım. Önemli değil. Ben sana bir gün daha vereceğim. Bu daha önemli. Hadi. Cenk, bütün bilgisayarları kopyalayıp tamam mı? Bana getiriyorsun. Bütün akışları, veri akışları hepsini istiyorum. Tamam mı? Tamamdır Kemal Bey. Kemal Bey, Alice Hanım sizinle görüşmek istiyor. Merhabalar Kemal Bey. Ben Alice. Smile şirketten geldim. Mehmet yokken ben şirkete yürüteceğim. Ay pardon, yöneteceğim. Harikalar diyarına hoş geldin Alice. Sanki tavşan dili şu taraftaydı değil mi? Doğru. Smile Müzik'te bu kadar güzel enerjisi olan birini bilseydim daha önceden gelirdim. Mehmet Bey'le son zamanlarda gerildik biraz. İltifat ediyorsunuz, teşekkürler. Siz Murat Bey değil mi? Memnun oldum. Mehmet Bey sizden çok güzel konuştu. Ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müthiş müzik yapıyorsunuz. Bu tindem en çok sizi tanışmak istedim. Bugün iltifat günü falan da benim haberim yok ya. Siz güzel bir Türkçe kahve yapıyorsunuz öyle duydum. Yok ben Türkçe kahve yapmıyorum ama çok güzel Türk kahvesi yaptırabilirim. Türk kahvesi tabii ki. Lütfen odama geçelim. Teşekkürler. Siz gelmiyorsunuz. Evet, gelmiyorum. Ay, hayır. Gelmiyor musunuz? Gelmiyor musunuz Murat? Peki, geliyorum. Buyurun. Geliyorsunuz. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aslı, hatırlıyorsun değil mi? Derya yüzünden beni burada nasıl azarlamıştı? Hatırlamaz mıyım? Ay bir de akşam o yağmur sinsisi yüzünden olanlar. Evet bir de o vardı değil mi? Aman neyse.
Vallahi artık o günden sonra ne olduysa benim dua kapılarım mı açıktı? Enerjimi gönderdim güzel güzel. Bir gezegen birinden çıkıp diğerine mi girdi ne oldu hiç bilmiyorum. Artık retro bitti herhalde. Ne olduysa çok güzel oldu gerçekten. O günden sonra adamla sanki resmen birlikte gibiyiz. Annem olmasa hiç ayrılmayacağız. Ne güzel. Yani mutluysan anın tadını çıkar yaz. İşler biraz karışık tabii ama mutluyum. Düşünsene. Beni görsün diye delirdiğim adam şimdi beni gözünün önünden ayırmıyor. Ben mi abartıyorum? Ne oluyor bilmiyorum ama iyi şeyler olduğu kesin. Kemal böyledir tatlım. Hayatına çok zor insan alır. Ama aldığımı da asla vazgeçmez. Böyle saplantıyla bağlanır. Siz liseden beri arkadaşsınız değil mi? Hmm, çok eski. Düşünsene. Annesi babası bile onu benim kadar tanımıyor. Murat'la ben onun hayatını alıp vazgeçemediği insanlardanız. Gerçi bizden başka kimse de kalıcı olmadı. Umarım sen olursun ya. Ha bu arada Murat'la olan yakınlığınız gözümden kaçtı sanma. Çok kıskanıyorum. Yani sanki ben böyle işe güce dalınca iki arkadaşımı da sana kaptırmışım gibi hissediyorum. Aşkım saçmalama. Bak sana bir sır vereyim. Ben aralarında en çok seni seviyorum. Bir öyle olsun bakalım. Yalnız şey... Ya Murat'ın sana olan ilgisinin normal bir ilgi olmadığını düşünüyorum. Murat'la iyi arkadaşız ya. Yani öyle özel bir durum yok. Ama aramızda farklı bir durum var. Nasıl farklı ya anlamadım. Farklı derken? Yani Murat'la ben... Neriman Hanım değil mi o ya? Evet Neriman Hanım Murat'a bakmaya gelmiştir. Sen bir şey soruyordun yaz. Murat'la sen aranızda farklı ne var? Ne oldu? Annem Neriman Hanım'a gideceğim demişti. Aşkım benim bir telefonla konuşmam gerekiyor. Seninle sonra ofiste görüşürüz. Öptüm seni. Yaz bir dakika ama bir şey soracağım. Tam bir şey söylüyordum. Ne var? Anneciğim nasılsın güzelim? İşim var şimdi kapat hadi. Neredesin anne sen? Neriman Hanım'layım. Neriman Hanım'lasın. Hangi Neriman Hanım bu? Çünkü Nünür'ünden bahsediyorsan kendisi şu an şirkette. Anne neredesin sen? Bankadayım. Bankacı Neriman Hanım'la beraberim. Nünür'ü nereden çıkarttın? Sen dedin ya anne sabah ben Nünür'ün yanına gidiyorum diye. Senin şirkette ne işin var? Oraya gitmek yok dememiş miydim ben sana? Ben Murat'ı görmeye geldim. Ben de bankadayım. Kredi çekeceğim. Nünür'ün parasını ödeyeceğim. Hadi oyalama beni. Aa. Taksitli alışverişe bile karşı olan kadın kredi mi çekiyor? Gerçekten paraya mı ihtiyacı var ya? Pardon. Çocuklar işte. Şimdi şuradaki hesabımdan 50.000 lira çekiyoruz. Tamam mı? Sonra o çektiğimiz parayı şu hesaba yatıracağız. Oradan da onun altındaki hesaba Rize'ye gönderiyoruz. Direkt sizin hesabınızdan gönderirsek iki kere komisyon ödemek zorunda kalmazsınız. Siz benim dediğimi yapın. Yani benim kızım da bankacı. Ben de biliyorum. Kişisel hesaplarımı öğrenmesini istemem. Peki efendim, siz nasıl isterseniz. Alo, Ayşe. Bizim işimiz uzadı. Ben sana 50.000 lira gönderdim şimdi bankadan. Ne gerekiyorsa al. Tamam, gelince hallederiz biz. Ya böyle bankadan göndermek bayağı riskli oluyor biliyor musun? Tamam tamam canım. Yok en kısa zamanda döneceğim. Tamam. Ha dur kapatma. Senin adresi yollasana bana mesajla. Canım oradaki çocuklardan birini çağır onlar becerirler. Ha dönmeden buradan bir de şu kumandalı yataklardan alayım. Doğru. Sağ ol canım. Hadi iyi günler iyi günler. Yani farklı bir ilişki ne demek şimdi onu anlamadım. Ne kadar farklı olabilir ki? Ha Sinan. Ne oldu ne yaptın? Tamam mı? Halledecek mi? İnandılar mı? Anlattığım her şeye inandılar tek tek. Kemal git gözüm üstünde dedi. Yani tam olarak ikna olmadı o zaman. Hı?
IT verileri inceleyene kadar istedikleri kadar benden şüphe edebilirler. Problem değil. O kadar diyorsun ha? Yani fikrimi sundum. Hemen beğendiler tabii. Uygulamaya geçirdiler. IT şu an bütün bilgisayarlardaki verileri inceliyor. Tek tek. Sinancığım, senin bir fikrin yok. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Senin bir fikrin yok. O benim fikrimdi. Fikir hırsızı. Hatırlatırım. O fikir bana ait. Bu arada çantam odanda kaldı. Onu bir ara alırsın. Ortalık yerde kalmasın. Alırım senden bir ara. Olur, alırım. O bende. Sen şimdi git ama ulaşılabilir ol. Eğer sana Kemal gerçekten güvensin istiyorsan aradığı her an telefonunu açacaksın. Canım, bugün değil ama yarın Kemal'in en güvendiği ben olacağım. Merak etme sen. Etmiyorum ben. Görüşürüz. Kendinizdeki zanneden küçük aptal. Ay ben senin ses duydum. Sen demo kayıt yaptın. Ya senin ses o kadar güzel ki. Ya sen şarkı söylüyorsun değil mi? Yok aslında ben işin mutfağında olmayı daha çok seviyorum. Enstrümanlar, kayıt süreci, şarkının yaratımı. Sahnede olmak Kemal'in işi ona daha çok yakışıyor. Ama şey düşünmelisin. Değil mi? Evet. Senin ses ve senin müzik o kadar güzel ki insanın kalbin içinden giriyor. Siz nerelisiniz Alice Hanım? Benim babam Türk ve benim annem İspanyolca ama ben Amerika'da büyüdüm. Ve bu arada bana Alice diyebilirsiniz, tamam mı? Oluşlar! Ay 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 ay! Kemal Bey, toplantıda olduğunu söyledim ama Neriman Hanım... Ya Canancığım, Neriman'dan önemli mi hiçbir toplantı lütfen? Ay nasıl özledim seni. Altın kalbim benim. Nasılsın? Çok özledim. Ben iyi. Anneciğim, hoş geldin de bir sorun yoktur inşallah. Ay yok yavrucuğum, ben işte çocuk toplantı falan deyince zannettim ki siz ikiniz çalışıyorsunuz. Misafiriniz olduğunu anlamamıştım, çok özür dilerim. Ben Ali. Çok memnun oldum, ben de Neri. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Benim arkadaşım sürekli size konuşuyor ve tabii ki haberden çıkıyorsunuz. Müteşem Neri. Öyle diyorlar, öyle diyorlar. Sadece benim arkadaşım sizin mentorluk almış. Evet. Öyle mi? Aynen. Ne tatlı. Dur bir dakika. Sen anne dedin. Sen de anne dedin. O zaman siz kardeş misiniz? Şöyle, kardeşim benim tabii ki ama Neri benim biyolojik annem değil. Murat'ın biyolojik annesi o. Benim manevi annemdir. Çocukluğumdan beri biz birlikteyizdir. Ya ne güzel. Çok iyi. Evet, Kemal doğru söylüyor Alice Hanım. Ya Murat'cığım, tekrardan söyleyeceğim. Bana Alice diyebilirsin, tamam mı? Artık ayıp yani. İki kere dedi kız Murat. Artık Alice der misin Murat? Alice de, Alice de. Ya önemli değil. Zaten Murat'ın bu yeteneklerle olmasına artık okeyim. Zaten erkek çocukları annesinin zekasını alıyor değil mi? Alice sana bir şey söyleyeyim mi? Bu benim dilime pelesenk olmuş bir laftır biliyor musun? Murat'a hep derim, bu zekanı, yeteneğini babandan değil benden almışsın zaten diye. Belli. İkisi de öyledir. Murat gerçekten çok yetenekli bir sanatkar. Çok. Ama sadece birazcık saftır. Anneciğim istersen biz gidelim artık çünkü Alice Hanım ve Kemal toplantıdalardı. Ya dur bir dakika Murat'cığım, biz tekrar görüşmemiz lazım. Zaten ben senin için geldim. Senin için geldim. Evet. Sana bir teklifi vermek istedim. Bir iş anlaşması. Oo dur şimdi. İş anlaşması derken bak baştan söylüyorum, Murat'ı elimden almaya çalışıyorsan kızarım sana bak ha. Ay no. Sen yanlış anladın Kemal'cim. Ben kötü bir insan mıyım? Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Ay tabii ki por favor. Bir şey diyeceğim Alice. Ne kadar tatlı, ne kadar zarif, ne kadar güzelsin biliyor musun? Teşekkürler. Gerçekten. Bak yanlış anlama. Bu kırık sürçenle bile ağzından bal damlıyor. Ya utandım. Çok güzelsin. Teşekkürler. Ah Murat ah.
şöyle prenses gibi kızlar varken sen gittin. Sen git. Sen git ne bir şey söyle. Karadeniz'de kış vakti değil. Bana söylemiyor, ayıp edin. Kim o? Onunla böyle horon tepelim biz oralarda. Ne söylemedi yani? Ya çok tatlılar gerçekten. Çok tatlılar. Ve Murat çok çok yetenekli. Çok bilip bilmez miyim ben? Ay yok Murat, ben sana anlatamıyorum. Yani bu kız bize maddi manevi zarar. Ne bileyim, git şu içeridekine aşk ol. Ha şuna aşk ol, ne güzel kızıl saçlı. Gel şuraya çıkalım. Sessiz de bir tipe benziyor. İnanamayacaksın. Tam rakamı duyduğun anda inanamayacaksın. Şu anda zararımız nedir biliyor musun çocuk? Hah, otur karşıma. Derin bir nefes al. Zararımız tam olarak 958.722 lira 48 kuruş. Yani bunda daha önümüzdeki aylarda altın yükselirse geleceği rakamı sana söylemiyorum, öyle düşün. Tamam, ben sana zararımız neyse ödeyeceğim. Anlaştık mı? Sen artık daha fazla kafanı tıkıp kendini yorma, olur mu? Zaten öyle ya da böyle ödeyecektim. Murat saçmalama istersen. Allah Allah, o ne demek ya? Oğlum senin zararın benim zararım, benim zararım senin zararın. Ne demek yani, ben sağ cebimden alıp sol cebime mi koyacağım parayı? Ben burada senin geleceğini düşünüyorum Murat. Anneciğim, o zaman onu 950 bin TL'ye kadar eksik düşünemez miyiz? Düşünelim, ne olacak ki? Ay! 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 Neriman Hanımcığım, merhaba. Nasılsınız? Hoş geldin. Yani çok hoş gelmedim tabii ama maşallah hepinizi pek hoş buldum. Öyle, hoşuz tabii. Malum gençlik. Gel otur. Ne kadar centilmen kanka. Sen nereden çıktın? Centilmen adamın hali başka oğlum. Ne yaptınız siz şeyi? Karakoldan haber var mı? Hırsızı bulabildiniz mi? Yani aslında hırsız ortada ama işlem yapan yok. Tabii eşkali verdik ya polislere. Annem ondan bahsediyor değil mi anneciğim? Tabii. Muhakkak. Muhakkak. Ay şunun asaletine bak. Nasıl elegan, nasıl zarif. Kim bu? Smile Müzik'ten Alice. Alice. Anladım. Ben sizin derdinizi anladım Neriman Hanımcığım. Biliyorum zararınıza çok üzülüyorsunuz ama merak etmeyin. Annem karşılayacak zararınızı. Ay yok, ne münasebet canım, Allah Allah. Öyle hemen hayır demeyin. Sonuç itibariyle hani bizim yüzümüzden oldu. Biz olmasaydık başınıza böyle şeyler gelmezdi. En azından yarısını karşılamamıza izin verin lütfen. Tamam yaz. Teşekkür ederiz. Bizim buna ihtiyacımız var gerçekten. Murat bir dakika. Yani şöyle düşünelim. Evet, sonuçta yaz haklı bu sefer. Bunu bir değerlendirelim. Neriman. Aşkım. Ya ben sana gerçekten gönül koyacağım. Buraya kadar geliyorsun. Az daha beni görmeden gidecektin değil mi? Sırf Murat için geldim. Ben senin oğlum değil mi? Bir tanem, vallahi ne desen haklısın. Ama şu düğün... Ay. Ne oluyor, ne bağırıyorsunuz ya? Ayağına bir şey oldu bunun. Ne düğün ya? Düğün? Sen de. Ciddi misin sen? Yuh, abartma istersen. Ne düğün? Murat'cığım, kısmet. Allah büyük yani. Yok be, ne kısmet? Kısmet yok. Yok öyle bir şey, saçmalama. Ay Kemal'cim, delirme çocuğum. Ay sen de bugün... Ay siz çocuklar bugün iyi değilsiniz. Bir şey var sizde. Evladım, sen benim Ferhat'a olan aşkımı, sadakatimi bilmiyor musun? Biliyorum işte, ondan şaşırdım. Düğün benim düğün. Kemal! Merhaba. Ben göremedim seni bir anda. Ben buraya şey için gelmiştim. Şarkı için geldim ben buraya. Şarkı konuşacağım. Sen şarkı falan yapmıyor muydun? Sen şarkı bir şeyler diyordun sen. Şarkı, düğün için şarkı. Şey şarkısı. Beste sen beste yapmıyor muydun? Sen beste falan diyordun. Yeteneklisin, besteler beste mi yapıyorsun? O bir anlık öyle yaptım geçti. Çift seferli. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Bize tutan mı var? İş güç konuşalım. Aynen. Ünlük zor biliyorsun. Evet. Hadi gel. Aynen. Hem siz artık ortak sayılırsınız. Çalışın, bir şeyler yapın ya, şarkı falan. Ben de ondan bahsediyorum. Ama işlerim var. Yaz. Bak Sinan, ben suçlu değilim diyor. Şu anda IT'ciler sistemi kontrol ediyor. Aman canım, sen mi kontrol ediyorsun sanki? Görüyorum öyle boş boş. Şey yapıyorsun, duruyorsun. Ben birbirimize vakit ayırmış oluruz. Ha, birbirimize vakit ayıralım diyorsun. Hı. Daha yakından tanırız hem. Olur. Madem daha yakından tanıyacağız, buna değsin. Güzel bir kaçamak yapalım. Olmaz mı? Olur. Hadi hemen çıkalım.
Hayır bak, Kemal geldiğinde ben hiç bu konuları konuşamadım onunla. Bu Hercümerç'ten. Gerçekten bir oturalım konuşalım, bir soralım. Yani direkt böyle nikahtı, düğündü. Böyle bir çözümü bulurmuş. Yoksa acaba hani bu işi çözmek için başka olası durumları mı değerlendirmiş? Lütfen geldiğinde sorabilir miyiz? Tamam. Kemal geldiğinde soralım. Ama ben Kemal değilim. Neyse yine de sorarız. Nasıl istersen, seni kıracak halimiz yok.